Ve bize bu programda desteğini veren, bu programı sizlerin yüreğine taşıyan çok değerli bir isim. Klas Emlak Arsa Ofisi'nin sahibi Mehmet Akbayır, o güzel alkışlarınızı buraya almak istiyorum efendim. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofon alayım mı? Dernek Başkanımız Coşkun Aksoy. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Başkanım, sizler de bizlerle birlikte burada durabilirsiniz. Aslında mikrofon, yaka mikrofonumuzdan sesimiz rahatlıkla gidiyor. Stüdyodaki konuklarımız da biraz daha sessiz olabilirlerse bizi çok daha rahat duyacaklar. Efendim, elimize mikrofonu aldık. Klas Emlak Arsa Ofisi'nin arsalarına gittik, dolaştık. Genel anlamda Silivri'de oturuyoruz. Silivri'deyiz. Bahsettik. Burada bahsettiğimiz yerler Lüleburgaz Celaliye'de. Bayrama kadar çok özel bir kampanya yaptık. 400 metrekare arsalarımızı 15 bin liradan verdik. Yarısını peşin, diğer yarısını da ofisimize geldiği zaman Mehmet Bey'in her anlamda elinden ne geliyorsa size yardımcı olacağı şekilde. Telefon numaralarımızı bir kez daha tekrarladıktan sonra sözü Mehmet Bey'e bırakmak istiyorum. Ofisimiz Kapaklı'da, Tekirdağ Kapaklı'da. Çünkü Kapaklı ilçe oldu artık. Tekirdağ il olduğu için ilçe oldu. Önemli bir noktada ofisimiz hemen Saray Yolu üzerinde yer almakta. 0532 268 19 61 cep telefonu. Ofis numaramız 0282 717 82 44 ofisimize ulaşabilirsiniz. Mehmet Bey, ben sözü size bırakıyorum. Bugün Silivri Alevi Kültür Dernekleri konuğumuz Başkanım Coşkun Aksoy bizlerle beraber. Siz zaten eskiden tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Teşekkür ederiz. Coşkun abiyle Silivri'den zaten tanışıyoruz. Yakınsınız sık, bölge anlamında da, yakın bir bölgedesiniz. Beraber sık sık yan yana gidiyoruz. Evet, görüşürüz. Bölgede, Coşkun abi bölgede, o bölgenin içerisindeki esnafların arasında gerçek manada çok sevilen birisi. O konuda da bir Anadolu insanı olaraktan Trakya'da emin olun gurur duyuyorum. Yani böyle bir çok tanıdığımızın, abi, böyle bir abimizin orada olmasından dolayı. Yatırım yapmak isteyenler, evet, adına da Coşkun Başkanım her zaman bize yardımcı olan, mutlaka, çok duyarlı mutlaka bir yürek. Ben de Mehmet Bey'e gerçekten bugüne özellikle bu türkülerimizi, özümüzü, özellikle yolumuzu tekrar bize yaşatmak için yardımcı olup buraya sponsor olduğu için kendilerine, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Çünkü bu önemli bir hareket. Kültürümüzü yansıtma adına, türkülerimizi yaşatma adına, kendisi sadece bir sponsor olup ticari amacı var ama bizlerin önceliği kültürünü yapması için burada bizlere destek oluyor. Evet. Ve Trakya bölgesinde de çok yerli, yıllardır emlak sektöründe, arsa sektöründe. 27-28 seneye, evet, yakındır 28 o da. Yıldan beri, evet, faaliyet sürdürüyor. Aşağı yukarı biz de 27 yıldan beri Silivri'de yaşıyoruz. Gerçi 15 yıldan beri kendilerini tanıyorum. Çok düzgün, kaliteli, güvenilir ticaret ve alış satışları vardır. Tüm canları veririz. Zaten birçok, evet, bölgede yatırım olarak Celaliye'de, Çerkezköy'de birçok yerde yatırım arsaları mevcut zaten. O konuda da Alevi Kültür Derneği'nden geliyorum dediği zaman size de gerekli indirimleri, yardımları yapacağından kuşkum yok Mehmet Bey'in. Çünkü Başkanım, öyle tanıyorum. Ben yer almak istiyorum, ben arsa almak istiyorum. Siz de madem Mehmet Akbayır'ı tanıyorsunuz, Klas Emlak'ı, evet, biliyorsunuz. Buyurun beraber gidelim, ben yerleri göreceğim ve arsa alacağım dediğiniz zaman... Buyurun, iki yetkin isim, artık ne istiyorsunuz diyeceğim ben yani, de. Coşkun abinin adını verilsin, yeterli. Yeterli. Bu arada Coşkun abi biliyor ama ben kendim zaten. Evet, Sivaslı. Şimdi Bey, o bölgede bayağı Sivaslı. Aa, Sivaslı olunca şöyle bir alkış alıyor işte. Ayrıyeten çok teşekkür ederim. Ben Sivas Gürünlüyüm ama... Daha da alkış geldi. Sivaslı hemşerilerimizi, Tokatlı, Erzincanlı, Erzurumlu, herkesi bekliyoruz. O bölgenin içerisinde esnaf olaraktan... Emin olun bakın, yani bunu sadece bu ekranların karşısındayız diye demiyorum. Coşkun abi gibi yanına gittiğimizde Anadolu'nun insanı olarak alnımız ak, yüzümüz açık olaraktan gidip de birinden söz edebilmiş olmak emin olun farklı bir hadise. Kesin. Yani rahatlıkla o gittiğimiz Trakya bölgesinde
Mesela sizler tanıdığınız için söylüyorum. Coşkun abinin adını bir yerde söylediğimizde hiç sıkıntı yok içimizde. Yani orada işte acaba bir sıkıntı var mıdır diye bir endişemiz yok. Çünkü gittiği yerde affedersiniz ama leke bırakaraktan gitmemesinin çok gururunu önemli. Ben yaşıyorum. Sık sık görüşüyoruz, seviyorum da yani. Ha, Tokat yöresiyle de ilgili ayrıyetten, mesela ben kendim Sivaslıyım fakat bu sene daha kısmet olup da Sivas'a gidemedim. Tokat'a 3 oldu, gittim. Davet edildi açılışla ilgili, işte bir düğünle ilgili 3 kere Tokat'a gitmiş oldum. Sözünüzü İşimiz... balla keserek bir şey sormak istiyorum. Şimdi şu anda Silivri'de bir Cem Evi inşaatı başladı. Evet. Temeli atıldı. Mehmet Akbayır kendi adına Silivri'de yapılan bu Cem Evi'ne nasıl bir katkıda bulunabilir? Ben şu an... Bir Mehmet Bey yanındayız. Bakalım Mehmet Bey bizim için neler söyleyecek, duygularını alalım. Mehmet Bey de o duyarlılığıyla her zaman her yerde, her sözüyle şekilde. Sözüyle sadık olduğundan kuşkum yok ben, zaten. Ben yani şu anda burada ne söylesek, siz ne derseniz Coşkun abicim. Yani özellikle sana bu konuyla ilgili. Sen ne dersen benim başımın üstünde yeri var. Çok sağ olun. Sen ne dersen ne sıkıntı yok. Ne eksikse ne yapılacaksa Mehmet Akbayır canla başla orada yapacak. Değerli canlar, bu kelimesi bile bize Mehmet Bey'in kapısını çalacağız. Diyeceğiz ki demir, tuğla, çimento, kum ne lazımsa bir Mehmet şeyle, Bey abimiz. Bir şeyle sınırlandırmamız yanlış olur. Tabii. Orası sırf size ait değil, hepimizle ilgili. Evet. Onun için ne gerekliyse yanınızdayız. Özellikle çok beraber inşallah gideceğiz, evet. Ziyaret edeceğiz. Tabii. Hem başkanımız hem de Cem evimizi göreceğiz. Mehmet Bey de inanıyorum ki üzerine ne düşüyorsa orada yapacaktır. Tabii. Mutlaka fazlasıyla. Şimdi biz her hafta Celaliye'den bahsediyoruz. Evet. Her hafta bizde şöyle bir yapı var. Başlamış olduğumuzla ilgili düzgün bir şekilde bitirip o işin içerisinden düzgün bir şekilde çıkmak istiyoruz. Aynen öyle. Yapmış olduğumuz yerlerle ilgili 3-4 haftadır zannediyorum 4 hafta mı 5 hafta mı oldu galiba. 4 hafta oldu, evet. 4. haftamız Celaliye ile ilgili, Lüleburgaz Celaliye ile ilgili gösteriyoruz sadece. Yani oradan oraya atlayıp da onu yarım bırakıp öbürünü eksik bırakmak, emin olun beni yolda gördüğünüzde benden siz de bir Anadolu insanı olaraktan sıkıntı duyarsınız. Kafa karıştırmamak her hafta lazım. her hafta 40 tane yarım iş bırakmak demektir. Evet. Yani. Yoksa ben 26-27 senedir o bölgede sadece bu işle uğraşıyorum. Kendim de orada ikamet ediyorum. Yani Trakya bölgesinde Çerkezköy Kapaklı'dayım. Saray'da oturuyorum, yazıhanem Kapaklı'da. Mehmet Bey, bir kez de arsalarımızın yerini şöyle bir söyler misiniz? Hangi bölgelerde yer alıyor? Ben sadece parseli kastetmezsek eğer, genel manada anlatmak istersek, Çerkezköy, Saray, Vize, Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz civarında bu aralarda ben sadece kendi malımı satıyorum. Alıp öyle satıyorum. Komisyon yok. Her türlü vade ve takas tekliflerine de her an açığız. Ama döneceğiz şimdi tekrardan gene biz Lüleburgaz'ı anlatacağız. Tabii. Niye? Bizde mesela Çerkezköy Kapaklı'da arsalarımız da var. Çerkezköy Kapaklı'nın Karlıköy'de de arsalarımız mevcut. Hatta bir ara Ekin TV'nin sahibi Hüseyin Bey'le de burada bir Tokat Mahallesi kuralım diye bir projemiz vardı. Bir Tokat Mahallesi kuruyoruz Lüleburgaz'da. Yani ne güzel. Çerkezköy Kapaklı Karlıköy'de yapmış olduğumuz bir parselasyonumuz da orayla ilgili. Evet. Ama şimdi birini bitirdiğimizde Kapaklı'da tekrardan ayrıyetten yapmış olduğumuz çalışmamız var. Evet. Çorlu'nun Ahi Mehmet'te tekrardan çalışmış olduğumuz parsellerimiz var gene. Ama ben yapmış olduğumuz yerle ilgili parsellerimizin geneli hisseli. İmarlı ifrazlı yerlerimiz de var. Geneli imar hisseli. Ama ben hisseli diye yani çamurun bu tarafında durup da parmağımın ucuyla değil. Bugün yarın gelmek isterseniz her gün ücretsiz servisimiz var. Evet. Başına kadar götüremediğim arsayı söz, hanginiz gelirseniz gelin size hediye edeceğim. Başına kadar sizi götüremediğim arsayla ilgili. Arsaların yeriyle ilgili konuşuyoruz. Bakın bu bahsettiğimiz hisseli arsadan bahsediyoruz. Elektriği, suyu, her türlü şeyi mevcut. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Akbayır'a, Klas Emlak Arsa Ofisi'ne ve Klas Emlak Arsa Ofisi sahibi Mehmet Akbayır'a. Başkanım, evet. Mehmet Akbayır üzerine düşeni her şekilde yapacaktır. Ben inanıyorum başkanım da o bölgede yatırım yapmak isteyen canlı. Çünkü
güvenilir insanlara ve firmalara ihtiyacımız var. Biz hiçbir zaman dış görünüşe bakarak hareket etmeyip her zaman o yüreğinde her zaman o metrekare var. Yani 30-40 metrekarelik ofisler değil de biz 30-40 metrelik değil bir yumruk kadar olan ofisleri tercih ediyoruz. Bizim ofisimiz yüreğimizde efendim. Bunu da dile getiriyorum buradan özellikle. Ben biraz önceki verilen telefon numarası bana ait. Evet. 0532 268 bana ait. Ben kendim işin başındayım. Emin olun Klas Emlak'la ilgili bir hata varsa bilin ki onu ben yapmışımdır. Mazeret yok. Evet. Şu yaptı, bu yaptı diye bir mazeret yok. Evet. O benimle ilgilidir. İşlerinizi ben Mehmet Akbayır için istiyorum ve çok teşekkür ediyorum kendisine efendim. Mehmet Bey, size de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Eğer en kısa sürede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Bizden olsun ben efendim. Sağ olun. Çok teşekkür olun. Ediyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz yatırımcılara. Ben bir aramızda çok değerli abilerimiz buyurun, var. Buyurun. Onları evet, bir anons edersek aynen. Anons etmek.